Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Zerrin Hanım, eşim Ömer. Çok memnun. Ahmet Bey. Merhaba. Engin Bey. Merhaba. Ben Ercan Bey'e de bir selam vereyim. Görüşürüz. Ercan Bey, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Eşim Ömer. Ercan Bey. Memnun. Ayşe Hanım. Ekim Bey. Merhabalar. Güzel bir gece oluyor değil mi? Aynen. Evet. Her şey yolunda. Çok güzel. Çok iyi. Çok sevindim. Nevzat Bey'in bizi böyle bir gece tutamamış olması çok hoş. Yok. Teşekkürler. O derece ha? Bayağı bir bağ kurdunuz herhalde. Anlayamadım, pardon. Sergideki en iddiasız resmin önünde kilitlenip kaldınız da. İddiasızlık size ne ifade ediyor bilmiyorum ama... bende saygınlık uyandırır. Gösterişli şeylerin içi boştur genelde. Oyuna gelmediniz, tebrik ederim. Efendim? Alıcı gibi duruyordunuz. Sergideki en sevdiğim resimle vedalaşmaya hazır değildim daha da. O yüzden soğutmaya çalıştım sizi. Yok, ben alıcı değilim. Ama bir hafta boyunca burada sergilenecek. İstediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. Ressamını tanıyor musunuz? Bilerek tanışmıyorum. Ya, büyüsü kaçsın istemem. O hayal kırıklığı tatsız oluyor sonra. Ama kendisi burada şu an, eğer isterseniz tanışmak. Yok, sağ olun. Böyle iyi. Dediğiniz gibi, büyüsü kaçmasın. Şule. Ömer. Gelecek misiniz yine görmeye? Nasıl? Resmi diyorum. Bilmem. Ama sanmıyorum. Yanınıza götürün o zaman. Yok, ben almayacağım dedim size. Hediye mi olsun? Büyüsü kaçmamıştır umarım. Siz mi? Çok şaşırdınız. Nasıl biri canlanmıştı kafanızda? Daha... yaşlı. Yalnız. Ömer. Sana bakınıyordum ben de. Merhaba. Gamze ben. Şule. Memnun oldum. Ben... Şule'cim, Gamze Hanım'la tanıştın demek sonunda. Gamze Hanım, bankamızın en kıymetli müdürlerinden biri. Beyefendi de... Ömer. Ömer, pardon. İsim hafızam çok kötü maalesef. Ömer Bey, Gamze Hanım'ın eşi. Şule. Kardeşim, aynı zamanda galerinin sahibi. Sergide kendine ait eserler de var tabii ama... kesin yine bir kuytuya gizledi. Saklamayı pek sever kendisi. Kardeşiniz demek. Benzemiyoruz değil mi? Hayır. Ömer de resim yapıyor. Aksi düşünülemezdi zaten. Eşiniz anlıyor resimden. Siz yağlı boya mı çalışıyorsunuz? Yok. Kara kalem. Olsun, ressamsınız yani bayağı. Hayır, hayır. Ressam değilim. Amatörce benimki. Taslaklar, karalamalar. Ama çok ustalıklı. Ya ben çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Ama abartılacak bir durumum yok. O zaman mesleğiniz nedir? Öğretmendim. Ama artık yapmıyorum. Neden? Kovuldum çünkü. Bir
Peki ne yapıyorsunuz şu anda? Çalışmıyor musunuz? Çalışıyorum. Bir berber dükkanında çıraklık yapıyorum. Neden? Neden olmasın? Aile işletmesi. Seviyorum. İyi de geliyor bana. Bu arada Gamze Hanım, sizi sponsorlarımızla tanıştırmak istiyorum. Tabii müsaade ederseniz. İş bu sonuçta. Müsaadesiz. Geliyorum. Eşiniz çok zarif, çok hoş. Öyledir. Ama size bakmaya da doyum olmuyor, ne yalan söyleyeyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim, almayacağım. Benim üçüncü tabağım. Stresten ne yapacağımı şaşırdım. Açılış stresi mi? Evet. Beklediğim gibi gitmiyor pek. Siz benimkileri gördünüz. Ben de sizinkileri görmek isterim. Resimlerinizi. Siz işime bakmayın. Benimkiler basit karalamalar. Öyle bir heves yani. Bırakın da ona ben karar vereyim. Görüşmek üzere. Hatun, şuradan birer kadeh bir şey alalım mı? Yok, teşekkür ederim. Ben almayayım Nevzat Bey. Ama siz buyurun. Yok, ben siz içersiniz diye. Bitmiş. Evet, bitti. Gamze Hanım, yüzük takmıyorsunuz. Son zamanlarda çiftler artık takmıyorlar. Sizler de onlardan mısınız yoksa? Bizim nasıl bir çift olduğumuz sizi hiç ilgilendirmez Nevzat Bey. Pardon, ben bu kadar ciddiye alacağınızı tahmin etmedim. Sergiyi nasıl buldunuz peki? Yani sizin gibi amatör bir ressamın düşüncelerini merak ediyorum. Bir amatör ressam olarak Nevzat Bey, eserleri beğendim. Özellikle de kardeşinizinki ilk dikkatimi çekti. Hmm. Diğerleri de iyi. Ama serginiz için bir şey diyemeyeceğim. Çünkü kıyas yapacak durumda değilim. Nasıl? Daha önce sergiye gitmediniz mi yoksa? Hayır. Nasıl ya? Hiç mi? Evet, bu ilk. Daha öncekiler okuldaki öğrencilerimin sergileriydi. Bence bunda bu kadar şaşırılacak bir şey yok. Yani zaten sergiye gelen kitle sayısı oldukça az. Biz de zaten az önce bunu yaygınlaştırmak adına bir görüşme yapmadık mı? Evet, öyle de... Pardon, resim yapıyorum deyince işiniz, ben bu kadar uzak kalamaz diye düşünmüştüm. Galerilerden uzak kalmak değil, resim yapmaktan uzak kalmak güzel benim. Ve ben böyle çok iyiyim. Hiçbir şikayetim yok. Ben sizi gücendirdim galiba Ömer Bey. Bunu nasıl telafi etsem, kusura bakmayın. Siz beni gücendiremezsiniz Nevzat Bey. Kendinizi o kadar ciddiye almayın. Çok memnun oldum Şule Hanım. İşim bittiyse. Ömer Bey, bir dakika ama. Ömer. Ömer, bir dur. Anlıyorum, tam adam densizce laflar etti ama... Bak, böyle gitmek olmaz. İçeride bir sürü tanıdıklarım var Ömer. Gamze Hanım'ın tavırlarını gördüm. Kabahatini, kabalığını gördün. Sırf senin hatırına sıkıyorum işimi. Ama ben daha fazla kalırsam orada kendime olan saygımla ilgili sıkıntıya düşerim. Anla beni. Tamam, anlıyorum. Adam ödüğün teki. Ama bak, bu şekilde gitmek olmaz. Hem içeride onunla muhatap olmak zorunda değilsin ki. Ya içeride bir sürü insan var. Onlara ayıp oluyor Ömer. Bana yapılan ayıp olacak peki? O insanlarla başka zaman görüşürüz. Sonuçta bu adamın daveti yüzünden buradayız ve ben hayatta içeri girmem. Bak, sen gereken tepkiyi gösterdin. Aldı adam ağzını payını.
Şimdi böyle gidersen ekmeğine yağ sürmüş olmayacak mısın? Ya arkandan demez mi çocuk gibi küstü gitti diye? Ne derse desin benim umurumda mı? O adamın olduğu yerde olmak istemiyorum. Gelip gidip öyle saçma sapan artistlikler yapmasına, kibirli kibirli konuşmasına tahammülüm falan kalmadı benim. Kardeşiyle bayağı iyi vakit geçiriyor gibiydin. Sohbetiniz koyuydu. Neyi ima ediyorsun sen? İçeride diyorum yani. Pek de canın sıkılıyor gibi değildi. Sana iyi sergiler. Benim bir işim kalmadı artık burada.